Merhaba, iyi günler. Emekli Büyükelçi Murat Özçelik'le Türkiye'nin stratejik tercihlerini konuşacağız. NATO'nun 75. yılını kutladığı bir zamanda. Murat abi merhaba. Merhaba Ruşen'cim, merhaba. Şimdi senle bu yayını konuştuğumuz zaman her şeyden konuşuruz demiştik ama daha çok bölgemizi de konuşalım demiştik. Şimdi Evet. sıcak bir gelişme oldu. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad'la PKK'yla görüşebileceğini, Türkiye'nin Suriye'nin iç işlerine karışmak diye bir derdinin asla olmadığını söyledi. Tabii gülümsedik burada ama senin en hakim olduğun konu özellikle Orta Doğu bölgemiz bu kamu güvenliği müsteşarlığıydı, değil mi? Öyle bir şey de Evet, vardı, evet, geçti evet, de evet. vardı en son ama Bağdat Büyükelçiliği vesaire. Suriye en çok üzerinde kafa yorduğun ya işlerden birisi. Tabii insanın içine şöyle bir yıl soru geliyor. Aklı neredeydi bu zamana kadar diye ama bir de zararın neresinden dönülse kârdır diye bir husus var. Şu iç içe şunları sormak istiyorum. Bir, Erdoğan'ın bu çağrısı Esad tarafından kabullenilir mi? Bu nasıl diyorsunuz? Reconciliation mı? Yani tarafların tekrar Uzlaşma gibi, barış. yakınlaşması Evet. mümkün mü? Çünkü Evet. ortada bir kere çok ciddi sayıda milyonlarca Suriye vatandaşının Türkiye topraklarında yaşıyor olduğu gibi bir gerçek de var. Bununla bir başlayalım. Buradan stratejiyi NATO'ya da geliriz, BRICS'e de geliriz ama en taze konu olarak bu Ankara-Şam yakınlaşması gerçekten olabilir mi? Yoksa bu sadece bir niyet bildirimi olarak mı kalır? Şimdi daha önce de galiba bir değinmiştik aynı meseleye. Fakat şöyle bakalım istersen Ruşen. Yahu yani bu adamın iktidardan inmesi için elinden gelen her şeyi yapmışsın. Yani Cumhurbaşkanı'ndan bahsediyorum. Beşar Esad'ı indirmek için elinden geleni yapmışsın zamanında. Ondan sonra bir sürü grupları yukarıda toparlayıp Suriye rejiminin inmesi için onları da devreye sokmuşsun. Bunlara Türkiye'den de yardımcı olmuşsun. Bu sadece Türk basını ya da Suriye basınında değil, uluslararası camia tarafından çok geniş bir biçimde biliniyor. Ve dolayısıyla da yani şu anda tutup da bizim Suriye'nin iç işlerine karışmak gibi hiçbir niyetimiz yok demek. Yani insan aklıyla ne diyeyim dalga geçiyor'nun da ötesinde bir şey aslında. Şimdi yani size bunca kötülüğü yapmış olan bir insan diye bakıyorsunuz. Ben Beşar Esad tarafından bakayım şimdi buna. Hadi siyasette herkes bir gün böyle diyor, bir gün böyle diyor. Dolayısıyla konuşulur diye de bakayım. O konuşmak için daha önce de biliyorsunuz bir takım şartlar öne sürmüştü Beşar. Neydi o şartlar? Bir defa bütün askerinizi çıkartacaksınız. Öyle güvenlikli bölgedir. Hiçbir şey yok öyle. Hepsini geriye çekeceksiniz. Ondan sonra hiçbir şeyimize karışmayacaksınız. Birkaç tane daha bir şeyler vardı. Bütün bunları yaparsanız görüşürüz. Şimdi yani bu şartları Esad tekrar ileri sürmeyecek mi? Sürecek. Dolayısıyla da şu anda yine Cumhurbaşkanı bence içeriye oynuyor biraz. Yani yine iç politika yapıyor. Yani diyor ki bakın siz dediniz ki gidin Suriye ile konuşun bu işleri bitirelim. Ben diyorum ki tamam yapalım ama o kabul etmiyor. Veyahut da hadi bunu şey olarak alalım. Yani geçenlerde Hakan Fidan biliyorsunuz Putin'le falan konuştu. Dolayısıyla gittiklerinde hani Putin'in ya gelin Suriye hadisesinde de şöyle bir şey yapalım dediğini varsayalım. Yani Suriye ile sizin yaklaşmanıza ben katkıda bulunayım. Dolayısıyla siz onunla görüşün diye bir yol açtığını varsayalım.
varsayalım. Bununla ilgili hiçbir şey bilmiyoruz çünkü. Öyle bir şey olduğu takdirde bu halükarda ortaya başka bir durum çıkar. O da şudur. İran, Suriye, Rusya üçgeniyle birlikte bir anlayış birliğine varılmıştır. O da şudur. Türkiye'nin Suriye'nin biz hani çok severiz toprak bütünlüğünü ve birliklerini diğer ülkelerinde kurtarmayı. Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamak amacıyla Suriye ve İran'la ve Rusya ile anlayış birliği içerisinde yukarıdaki Kürtlere yani şeylere de PKK'ya karşı orayı teröristten dediler ya. Dolayısıyla orayı temizleriz PKK'dan hep birlikte. Ondan sonra hep birlikte bunu yaptıktan sonra Suriye ile de ilişkilerimiz birazcık daha iyi olur. Belki o zaman orada şey mi diye düşünüyorlar hani bizdeki bu mültecileri de geriye götürecek belli bir durum ortaya çıkar. Şimdi bu o kadar nasıl söyleyeyim size bana absürt geliyor ki yani diyebilirsiniz ki bugün nedir absürt olmayan nedir acayip olmayan nedir açıkçası. Ama şimdi madem ki Erdoğan böyle bir şey söylemiş, bunun ardından eğer Beşar derse ki kardeşim sen şunları yap, ondan sonra görüşürüz, o zaman zaten bunun önü kapalı demektir. Böyle bir şeye bizim Cumhurbaşkanı'nın gireceğini zannetmem ama işte onu başka şeylerle kullanacaktır. Peki burada şöyle bir opsiyona ne dersin? Amerika'da en son yapılan münazarada da net bir şekilde Trump'ın baskın çıktığı biliniyor. Erdoğan'ın Trump'la bir hukuku var ve Trump çok fazla Suriye ile alakalı olmamaya gidebilir ve orada özellikle Kürtleri Amerikan desteğinden mahrum bırakabilir. Yani Erdoğan Trump yönetimdeki bir ABD'yi beklemeyi tercih ediyor diyebilir miyiz? Suriye bağlamında en azından. Diyebiliriz. Tabii ki diyebiliriz. Çünkü onunla kişisel ilişkisi de var malum. Yani bu siyasette bu kişisel ilişkiler de önemli. Yani tabii bu tür bir politikayı uyguladığınızda siz Suriye'den Amerika'nın tümüyle çıkmasını, ondan sonra hatta Irak'ta İran'ın ona karşı vasıtasıyla, Şii militan gruplar vasıtasıyla, Haçlı Şabi'yle yapacağı, saldırılara filan okey verdiğinizi. Yani neticede Suriye ve Irak'tan Amerika'nın tümüyle geriye çekilmesi politikasını benimsemişsiniz demektir. Şimdi bu politikayı böyle benimsediğinizde Amerika'da ne ölçüde bu kabul görür? Bunu bilemiyorum. Niye bilemiyorum diyorum biliyor musunuz? Çünkü burada malum bir İsrail faktörü var. Şimdi Amerika oralardan çekilecek. Trump gelirse de çekilecek oradan. Oradan çekildiği takdirde o zaman İsrail Hizbullah ve İran'da kafa kafaya kalacak değil mi? Yani ve üstelik diğerleri biz de dahil olmak üzere hele Suriye ile bağlarsak Suriye ile ilişkileri göya bu vesileyle daha iyi bir şekilde sokmaya çalışacak olursak o halükarda Suriye, İran, Rusya ile birlikte orada belli bir taraf olmuşuz demektir. Yani şimdiye kadar yürüttüğümüz bütün politikayı tersine çevirmişiz demektir. Yani buna ve bu arada Kürtleri olduğu gibi hiç devreden çıkarmışız. Hakikaten onu sadece PKK olarak görüyoruz orada yaşayanları. Dolayısıyla orada yaşayanlara karşı biz harekat da yaparız. Şunu yaparız, bunu yaparız. Şimdi Amerika'nın böyle bir durumda yani Rusya gibi değil mi Türkiye'nin orada da güçleri olduğu için Amerika'nın Türkiye'nin burada harekat yapmasına izin verecek
hem havadan hem diğer basta izin verecek bir pozisyona gelmiş olması lazım. Yani Ruşen'cim, bu aşamada ben bunu nasıl görüyorum biliyor musun? Ortaya Sayın Erdoğan bir şey atmış. Bence o şu demek istiyor. Ben de Putin gibi şeyi bekleyeceğim. Trump'ı bekleyeceğim. Trump geldiği takdirde o halükarda senin de biraz önce söylediğin nedenlerle Amerika'nın buradan ayrılma gibi bir niyeti olursa o halükarda biz Rusya'yla da anlaşır, İran'la da anlaşır, bu işe daha kolay girebiliriz diyebilir. Ama ben size Kongre'deki İsrail lobisinin ve yani İsrail'in kendi Amerikalı senatörlerinin, temsilciler meclisi üyelerinin İsrail'i ne kadar kolladığını bilerek ve de Yahudilerle, oradaki Amerika'daki Yahudilerle evangelistlerin ortaklığının biliyorsunuz ta ilk başta neokonların formasyonuyla Irak'ın perişan olmasına neden olduğunu biliyoruz. Yani Afganistan'da tabii ama Irak'ın perişan olmasına. Ondan sonra onların hedefleri içerisinde Suriye'nin de olduğunu görüyoruz. Netice itibariyle bakın onların desteğiyle Amerika'da İsrail Gazze'nin canına okudu. Ondan sonra şimdi Lübnan'a doğru dönmüş vaziyette. Bölgesel bir savaşa çevirebilir miyim düşüncesi içerisinde. Ondan sonra ben böyle bir opsiyonum olduğu gibi o bölgeyi İran'a bırakmayı, yani İran'a bırakmayı derken gerçekten Amerika çekilecek olursa zaten Irak'ı tümüyle almış olarak bakıyorum ben İran'a. Yani bütün unsurlarıyla girmiş vaziyette çünkü. Benzeri şekilde Suriye'yi de halletmiş olacaktır. Hele Kürtleri bizim de sayemizde merkeze bağladıkları takdirde. Tabii Rusya'nın da desteğiyle. Ondan sonra herhalde İdlib'dekiler, kalanlar kimse bunları hem Afrika'ya gönderecekler hem Rakka'ya gönderecekler. Kalanları da kesecekler filan tahmin ederim. Bunun dışında Türkiye'den de geriye hiç öyle adam almaz Beşar Esad. Ben hiç tahmin etmiyorum. Çünkü zaten durumu felaket. Müthiş kötü bir durumda Suriye. O halinden düzelirken bir de işi gücü yok. 3-4 milyonu Türkiye'den geriye alacak. Veyahut da Türkiye orada Erdoğan'ın daha önceden planladığı gibi hani güvenlik bölgesidir. Yok oraya ben inşaatlar yaptım. Bürokratik bir yapı da kurdum. Ben oraya onları getireceğim filan gibi bir şeyi ben söyleyiniz. Beşar Esad'ın kabulleneceğini tahmin etmiyorum. Bizim öyle bir sistemimize başkalarının çok fazla fonlama yapacağını filan da zannetmiyorum. Yani şu anda yapılmış olan bu hamle Erdoğan tarafından daha su götürecek, daha çok su götürecek, bir bakalım diyeceğimiz. Peki. Öyle bir şey. Yani muhalefetin ağzından de almış oluyor içeride böylece. Yani gidip de Suriye ile konuşun da Beşar Esad'la konuşun da bu iş bitsin. Ben daha önce şunu da söylemiştim biliyorsun Ruşen. Beşar Esad'la yani Türkiye'ye bunca adam kaçmış. Beşar Esad'ın yine orada olduğu ve ben devlet başkanıyım dediği bir düzende. Sen bu adamların geri gideceğine inanıyor musun? Bizim sorunumuz aşağıda sadece bir güvenlik koridoruyla PKK'yı aşağıya attık, hop her bir şey halloldu mu oluyor. Yani PKK birazcık daha aşağıya iner. Ondan sonra isterse o tarafa doğru da başka şeyleri patlatmaya başlar falan. Şimdi bu işlerin halli Cumhurbaşkanı'nın Beşar Esad'la konuşmasıyla hiçbir surette halledilmez. Sonucunu ben noktalıyım. Şimdi bölgede kalalım. Demin
İran'dan bahsettin, Gazze'den bahsettin, sıranın Lübnan'da olduğunu söyledin. Erdoğan en son Lübnan Başbakanı ile yanılmıyorsam konuştu ve Türkiye'nin Lübnan'ın yanında olduğunu söyledi. Ama biliyoruz ki Gazze sürecinde Türkiye bir şey yapamadı. Yani evet. Ne yapabilirdi bilmiyorum ama bir şey yapamadı. İlk başta, ilk gün biliyorsun Hamas saldırısının ardından Erdoğan iki tarafı da senin kanlı olmaya davet etti vesaire ama daha sonra tam anlamıyla Hamas desteğiyle gitti. Tabii Netanyahu da o uyguladığı vahşi politikalarla bunun önünü iyice açtı. Ama evet. Türkiye mesela Gazze meselesinde, Filistin meselesinde bir benim gördüğüm herhangi bir rolü olamadı uluslararası platformda, İsrail üzerinde vesaire. Şimdi Lübnan'da savaşın Lübnan'a taşınması durumunda da Türkiye bölgesel güç olma iddiasındaki Türkiye bunu da mı seyredecek? Yani önce bir varsayımda bulunalım mı? Yani benim varsayımım ne olur kusuruma bakmayın. O da şu, bu bizim mevcut hükümetimiz. Yani Sayın Erdoğan da kusura bakmasın yani bütün yaptıklarını bildiği için netice itibariyle bir şeyleri böyle kotarabileceğini zannetmesin. Yani bizim hükümeti şu anda çok önceden beri söylediğimiz bir hadise var. Ne Batı dinliyor ve kale alıyor ne de doğudaki, Orta Doğu'daki ülkeler kale alıyor. Yani bir de şöyle söyleyelim, siz dışarıda Mehmet Şimşek'i gönderip haldır huldur aman işte şuradan bana lütfen şu parayı verin, şunu da şöyle yapın, oh oh ne güzel bakın bu komisyonun yaptığı toplantıda da gri ülkeler yani hani o kapsamdan da çıkartılmış olduk ne kadar iyi gidiyor filan falan derken sir, bir daha ben Lübnan'ın yanında ona baştan sona destek oluyorum demen ben Hizbullah'ı destekleyeceğim demektir sir. Yani bundan başka bir şey olacak mı? Yani bunun dışında. Hizbullah'ı nasıl destekleyeceksin sen? Bir defa yani Hizbullah senin onu desteklemeni bekler mi bilemiyorum. O ayrı bir konu çünkü İran'dan zaten kendi desteğini alıyor. Hani senin onun yanındaymışsın gibi bir hava içerisinde olman ne olur? İsrail'in belki de daha büyük bir hamleyle Amerika'nın yani kendi içine düşeceği çok çok zor pozisyondan yani çünkü Lübnan'la savaş Gazze'deki gibi bir şey olmayacak bunu hepimiz biliyoruz. O durumda bu işe İran'ı şunu bunu hatta belki bizi de bilemiyorum sokacak başka hamleler yapmaya gayret edecektir. Yani şimdi bence şöyle sevgili Ruşen'cim. Türkiye bölgede savaşa körükle gitmek değil de yani size bir şey yapılırsa biz sizin yanınızda bilmem şöyle yaparız savaşa gireriz. Ki bir de şöyle düşünün hangi parayla gireceksiniz savaşa o da ayrı bir konu. Çünkü yani benim emeklilerim, benim memurlarım, benim işçilerim de diyor ki burada ya kardeşim. Sen bırak Lübnan'a destek verip de aşağıya İsrail'le savaşa girmeye, onun daha ne tür boyutları var hiç konuşmanın anlamı yok. Şeye bile gitsen yani harekatlarla Suriye'nin kuzeyine bile girmeye kalksan dünyanın parasını harcıyorsun. Ya şu paraları madem ki harcayacaksın, madem ki öyle bir paran var gel de burada kullan, bize kullan ya diyorlar. Yani içimizde bakalım ve biz bölgede yok efendim Hizbullah'mış, yok efendim Hamas'mış, bunların arkadan destekçisi olacağımıza, onların yerine hakikaten orada barışı kuracak bir noktada durmayı becerebilmemiz lazımdı. Yani daha önce, kimse kusura bakmasın, İsrail'le Cumhurbaşkanı, ticaretin devamını sağladığı zaman orasıyla kendi arasında bir hat açıktı değil mi?
Şimdi insanların diplomaside ya da barışa doğru giden yolda başarılı olabilmesi için konuşmaları lazım. Yani eğer siz diyeceksiniz ki ya kardeşim Netanyahu ile neyi konuşacağız? Bu Netanyahu ile konuşacak bir şey yok. Ama siz eğer barış için, yani ben Lübnan'ın yanında olacağım da işte filan falan, bu hep İran tarafında ve o bloklaşma var ya, başka boyutuyla da girmek istiyorum ona. Yani İran, Rusya, şu bu, BRICS'le de bakabiliriz, başka boyutlarıyla da bakabiliriz buna. Öyle bir hava vereceğinize, bölgede nasıl ki Ukrayna-Rusya savaşında çıkıp İstanbul'da her iki tarafı bir araya getirdiniz ve netice itibariyle bir anlaşma, bir uzlaşmaya varmalarını sağladınız, değil mi? Orada bu uzlaşmanın uygulamaya geçememesinin sebebi, hiç kusura bakmayın, diplomasi bilmemenizden kaynaklandı. Yani siz AKP'siniz ya, siz dünya liderisiniz ya, siz dünya lideri olarak orada iki şeyi karşı karşıya getirip de oturtup hallettirdiğinizde buna diğerleri diyecek ki vay be, yani bu adam hakikaten dünya lideri, Türkiye bu işi becerdi. Ha? Yahu Ruşen'cim, bu tür meselelerde ülkeler eğer bir şey yapılacaksa o birbirleriyle koordinasyon ve onun neticesinde varılacak ortak bir nokta ve hatta bazen NATO'nun liderliğine ya da başka birisine, Amerika'ya, şuna buna hafif tertip ya bir salvo vermekle filan da sağlanır. Yani bunlar diplomasinin incelikleridir. Eğer amacınız barışı tesis etmekse. Ama amacınız ben Tayyip Erdoğan olarak bak şunu yaptım deyip de batmasıysa, o zaman buyurun yapın. Beşar Esad'la konuşurum da diyebilirsiniz. Kabul. Ama onun bir yere gitmeyeceğini bu aşamada bilmeniz lazım. Veyahut da bir kontekst içerisinde bunu söylemeniz lazım. Yani Beşar Esad'la konuşacaksınız da ne olacak? Yani neleri konuşacaksınız? Nasıl halledeceksiniz? Bu şeyleri, bir defa böyle bir şey olacaksa bu işin ne olur birazcık eskiden, hani biz eski tüfekleri artık attınız. Bir tek sağ olun yani sizlerin sayesinde. Böyle çıkıp da birkaç kelime bir şeyler söyleyebiliyoruz. Ama hiç merak etmeyin yani bizim bununla ilgili olarak hala kafamız çalışmaya devam ediyor. Hala takip etmeye de devam ediyoruz. Peki abi. İstediğimiz şu Ruşen'cim, bunu ya ne olur kendi içlerinde inşallah tartışıyorlardır da o tartışmanın sonucu olarak Erdoğan çıkıp da ben onu konuşurum ya demiştir. Yani aklına sabah geldiğinden dolayı değil. Buyur Ruşen. Peki şunu soracağım. NATO'ya daha gelemedik. Arada bahsettik NATO'dan ama NATO'ya gelmeden önce bu benim söyleyemediğim BRICS mi ne bir şey var. Hani evet. Geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri'nde bir strateji yorumcusu Türkiye NATO'dan çıkıp BRICS'e girecek diyor. Ama benim bildiğim BRICS stratejik bir yer değil. Daha çok ticari bir yer diye biliyorum. Ben mi yanlış biliyorum? Yani Türkiye NATO'ya bir alternatif arıyor olabilir mi? Böyle bir şey. Hayır, hayır. Sen haklısın Rüşen. Senin söylediğin doğru. Şimdi yalnız onun gelişimine bir başka şekilde de bakmak gerekebilir. BRICS NATO'nun filan karşıtı değil. Hiç alakası yok. Ama BRICS'in esas ortaya çıkma nedenlerinden bir tanesi bu Amerika'nın tek başına süper güç artı emperyal bir güç olarak. Yani bakın ben şunu şöyle olmasını istiyorum. Ukrayna orada savaşa devam edecek ve de Rusya'ya karşı şu 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 yaptırımları uygulayacağız. Ve bu yaptırımlara herkesin uyması lazım. Bu çerçevede SWIFT'e Rusya giremeyecek. A olmayacak, B olmayacak. Ve bunları da kendi iç hukukuna dayalı bir takım kararlarla alacak. Ama diğer müttefikleriyle olan ilişkileri muvacihesinde de onları ikna etmek suretiyle bu yola gitmelerini sağlayacak. Şimdi bu öyle bir boyuta geldi ki netice itibariyle karşısında olan adamlar da, yani bunlar ufak tefek ülkeler de değil, hepsi
yani dünyanın %40 ticaretini yapan Rusya'dır, Çin'dir, işte Brezilya'dır, Hindistan'dır, Güney Afrika gibi kocaman hakikaten şey ülkeler, güneyin ülkeleri eski tabiriyle, UNCTAD dönemi tabirleriyle, ama hatta tarafsızlar dönemi itibariyle, ama netice itibariyle bu kendi içlerinde hem ticarette kendi şeylerini, para birimlerini kullanmaları üzerine bir takım çalışmaları var. Ondan sonra son dönemde işte o biraz daha önem taşıyor. O ticarete, bakın mesela Suudi Arabistan'ın petrodolar yerine o ülkelerle yaptığı ticarette o para birimlerini kabul ediyor olması ayrı bir önemli gelişmeydi. Yani petrodolar olayı tabii Amerika'da birazcık daha bir kaşların kalkmasına sebep olmuştur. Fakat Türkiye ticaretinin %70'e yakınını şeyle yapıyor, Avrupa'yla, dolayısıyla Euro. Onun dışında dedim Amerika'yla zaten dolar var. Yani bir kısım başka şeyleri söyleyin. Yine dolarla yaptığı gibi Rusya'dan gelen gazın veyahut da İran'dan gelen petrolün filan onların para birimleriyle yapılmasına hiç kimsenin karşı gelecek bir tarafı yok Ruşen'cim. Böyle bir şey yok. Ama eğer siz çıkıp da bak Amerika, bak İsrail, bak şey, size dikkat edin diyorum, ben BRICS'e girerim ha deyip de sanki böyle stratejik bir tercih yapıyormuş gibi konuşursanız veyahut da sizi sürekli kötülemeye, İran tarafına daha fazla itelemeye, dolayısıyla Avrupa içerisinde size daha müzahir bakıp da ne bileyim bu dönemlerde para vermeye daha yatkın olanların bu fikirlerini değiştirmeye dönük bir şeyler söyleyecekseniz o halükarda bak Türkiye BRICS'e girecek filan falan denir. Siz de sanki çok önemli bir şey yapıyormuşsunuz gibi onu dersiniz. Ama bir önemi var bu olayın. Bakın şu anda İsrail-Filistin meselesinde İsrail'e karşı Filistin'i destekleyen %80 ülkelerin birçoğu da bu BRICS içerisinde. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Amerika o kadar çok yanlış yaptı ki Ruşen'cim. Amerika'nın bu yaptığı ben yaparım olur. Ben bilirim. İşte ben İsrail'e şartsız destek veririm kardeşim filan gibi olaylar bu bölgede çok büyük infiale yol açtı. Yani onların böyle bir araya gelip şu aşamada rezerv para birimini acaba UN'e bağlı olarak ayrıca kursak mı filan gibi çabalara girmeleri var ya, işte bütün onlarla birlikte düşündüğünüzde dünyada Bretton Woods sistemine karşı, yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra biliyorsunuz, yok işte Dünya Bankası'dır, IMF'dir, daha sonra Dünya Ticaret Örgütü olan GATT'tır. Bütün bunların kuruluşu, bütün bunların gelişme yolundaki ülkelere karşı ticaretlerinde verdikleri bir takım tercihli listeler, şunlar bunlar filan, netice itibariyle Batı'nın çıkarlarını kollayan ve yani onların bu finans ve dünya ticaret sistemini kontrolüne sebep olan olaylardı. Bunun neticesinde bir de ne oldu? Ya kardeşim siz Rusya'nın diyelim 400 milyarlık kaynaklarını, ben bunları donduruyorum diyorsunuz. Onlar ki daha önce diyorlar ki ya dünyada en istikrarlı ülke Amerika. Dolayısıyla biz paramızı götürüp Amerika'da belli bir miktarında treasury, hazine bonolarına falan yatıralım. Ondan sonra onun da işte getirisi şudur budur. Diğerlerini de şurada burada hallediyoruz, götürüyoruz zaten. Bunu en fazla yapanlardan bir tanesi de Çin. Onun da tabii başka diğer avantajları var filan, ama siz daha sonra deyip de ben bu 400 milyar dolarlık kaynağı dondurdum.
Üstelik de bunun faiziyle ben Ukrayna'ya silah göndereceğim dediğiniz zaman o halükarda bütün herkes size başka türlü bakmaya başlıyor. Değil mi Ruşen? Yani bunları, bu tür gidişatı, dünyadaki bu gidişatın hakikaten iki kutuplu bambaşka bir sisteme doğru götüreceği ve hatta belki de iyi olabileceğini de düşünmek mümkün. Yani Amerika'nın artık sürekli öt öt yapmak yerine burada mesela, yani benim öngörüm şudur, yani mesele şöyle düşünmeyelim lütfen. Şu anda evet, yani bu bir gerçek olduğu için açıkça söylüyoruz. Yurt dışında maalesef ne Cumhurbaşkanı'nın, ne hükümetin, ne de kimse kusura bakmasın şeyin, Hakan'ın, Hakan Fidan'ın Rusya dışında, işte birkaç tane Arap ülkesi dışında, İran dışında filan herhangi bir muhatabı yok doğrudur. Yani gidiyor konuşuyor filan ama ben size diplomat olarak söylüyorum. Dinlerler, hı hı derler, iyi derler, aferin filan, bir telefon şey fotoğraf çektirelim. Ama netice itibariyle bildiklerini okurlar. Oysa, bakın oysa bir tane küçük örnek vereyim isterseniz Ruşen'cim. O da şu, bak Irak'ta Amerika çekilme hazırlıkları içerisindeyken biz orada yani seçimleri kazanmış olan bir koalisyonun eğer Irak'ta demokrasiyi desteklemek istiyorlarsa o koalisyona en azından bir hükümeti kurma görevinin verilip kuramazsa da o zaman Şii grupların kendileri ne yapacaklarsa yapsınlar, bunu hiç değilse sağlayın dedik. Ve de şu insanlar eğer şu görevlerde olurlarsa, bakın inanın sizin başınız daha sonra daha fazla belaya girer dedik. Ve de maalesef o Amerika'daki erken akıllılar o dönemde bizim dediğimizi dinlemediler. Ama bak Ruşen, ne olur bunun altını çiziyorum. Irak'taki bir sonraki dönemde hükümet oluşumuna bakacak olursan, o hükümette yer alanların çoğu, en önemlileri yani, Türkiye'nin kendilerine tavsiye ettiği ve ancak öyle bir ılımlılıkla bir yere varabileceğimizi söylediğimiz yetkililerdi. Ama maalesef geç kalmışlardı. Çünkü bir önceki iktidarla İran zaten tehlikeyi görmüş ve orada her yere yerleşmeyi becermişti. Ama söylemek istediğim şu, eğer siz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bakın, deyin ki kardeşim ben zaten NATO'nun üyesiyim, bak 75. yılını kutlayacağız değil mi? Yalnız şunu söyleyeyim ben size, benim bir takım sorunlarım var. NATO'nun içerisinde de bir takım sorunlar var. Ben bunu açıktan Rusya'nın olduğu, hatta benim gibi basına çıkıp da konuşmaktan bahsetmiyorum Ruşen'cim. Ama NATO üyeleriyle beraber oturduğunuzda açıkça dersiniz ki kardeşim, siz bakın ben bilmem şöyle şöyle bir olay oldu. O olayda Rus uçağı içeri girmişti, bilmem olmamıştı da şöyle olmuştu filan yerine. Ama ben mecbur kaldım ve uçağı düşürdüm. Tamam mı? Ya orada bile bir NATO üyesi olarak benim arkamda şöyle bir tümüyle durdunuz mu? Hayır, durmadınız. Kazara ben burada bir şeye girecek olsam siz bana full destek verecek misiniz? Cahil sual, ben yani bundan, bu tür şeylerden endişe ediyorum bakın. Peki daha geçenlerde Ömer Taşpınar ve Gönül arkadaşımlarımızla şey yaparken, program yaparken Gönül Hanım dedi ki hatırlarsanız, ya dedi Avrupa kendi başına kendisini zaten koruyamaz ki dedi. Çünkü adamlar bir refah projesinin peşine gitmiş vaziyetteler. Tamam, çok güzel. Avrupa Birliği. O da yani nereye gideceği belli değil. Onu da konuşuruz istersen Ruşen'cim. Fakat NATO olayında yani bence
Hadi bırakınız bizim case'imizi. Evelallah biz yine NATO'nun ikinci büyük üyesiyiz. Biz şurada bir şey yapmaya kalktığımız zaman adamlar destur derler. Bundan emin olun. Yani benim NATO içerisinde olmamın, benim diğer büyükelçi arkadaşlarım bu konuda uzman olanlar lütfen kusuruma bakmasın. Ama esas beni şey yapan mesele tüm bu diğer üye ülkelerle hani konvansiyonel herhangi bir savaşta koordinasyon şu bu ve birlikte aynı şeyleri kullanıyor olmanın da ötesinde nükleer şemsiyenin altında yani NATO nükleer şemsiyesinin altında kendimi bu bölgede koruyor olmamdır. Yani hatırlarsanız o şeye nükleer silahların artırılmasının önlenmesi, yayılmasının önlenmesi anlaşmasında Türkiye'nin şeyi vardır. Yani Türkiye der ki kardeşim bak ben bu anlaşmaya taraf oluyorum. Gerçekten nükleer silahların yayılmasını ben istemiyorum bu bölgede. Kesinlikle istemiyorum. Ama komşu ülkelerimden bir tanesinde ben bunu görürsem o halükarda o hakkımı saklı tutarım dedi. Yani o dönemler açık bir biçimde İsrail'in nükleer silah sahibi olduğu konuşulmuyordu. Şu anda bangır bangır öbür tarafa gerekirse nükleer silahlar. NATO demişken şöyle toparlayalım istersen. Şimdi 75. yıl Türkiye çok önemli. Evet. Ama bir yandan Trump'ın gelme ihtimali var ve Trump'ın NATO'ya karşı alerjik bir bakışı var. Öte yandan Avrupa'da yeni sağ faşist hareketlerin, aşırı sağ hareketlerin yükselişi var ki bunların bazıları NATO yanlısı ama bazıları sanki Rusya'ya daha yakın duruyorlar gibi. Mesela Fransa'daki daha Rusya yanlısı gibi, İtalya'daki daha NATO yanlısı gibi ama NATO'nun içerisinde de en önemlisi Amerika Birleşik Devletleri yönetimi NATO'da Trump'ın hayal ettiği o esneklik olursa işler karışır. Bir de Hakan Fidan'ın geçen dile getirdiği 3. Dünya Savaşı ihtimali var. Yani böyle bir ortamda zaten sorunlu olan sen demin bahsettin NATO'nun kendi içerisinde böyle bir çalkalanması vesaire bunlar çok garip senaryolara yol açmaz. Bir defa 3. Dünya Savaşı'na girildiği takdirde herkes zaten eğer nükleer bazda böyle bir savaş olacaksa geçmiş olsun zaten yani. Ama şunu söylemek lazım. Eğer 3. Dünya Savaşı ihtimali artarsa, riski daha artarsa, riskin artması durumunda Sovyetler tecrübesini ve eski bloklar arası bu gerginliği ve detanta ne kadar zor ulaşıldığını filan hatırlayacak olursak herkes birbirine daha fazla kenetlenecektir. Bundan emin olun. O zaman Amerika, Almanya, Fransa, İngiltere, diğerleri Türkiye'ye de böyle sıkı sıkıya sarılacaklardır. Ondan da emin olabilirsiniz. Ama onun ben bu tarafa o kadar yani 3. Dünya Savaşı riski Allah tam kapımızda filan gibi belli bir noktaya gelmeyeceğine inanıyorum. Ama şuna da inanıyorum. Yani ülkelerin biz dahil konuşurken hamasetle konuşmanın ötesinde sorunları çözmek üzere konuşmamız gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim ben. Şu anda İstanbul'da Rusya ile Ukrayna arasında bir anlaşmaya vardırtabilmiş bir Türkiye vardı. Var. Ya bunu becerebilmiş bir Türkiye acaba NATO'ya, Amerika'ya daha açık tondan, beyler bir dakika ya, bir dakika tamam ama yani bir takım işaretleri de Allah aşkınıza bizim almamız lazımdı değil mi? 2008'de burada eğer Gürcistan'ı NATO'ya alırsanız bakın ben size ne yaparım dedi Rusya.
ve Abhazya'yı aldı içine farz-ı mahal. Abhazlar da çok mutlu oldular. Onu da söyleyeyim ben size. Şimdi onun dışında da Ukrayna'da, ya 2014'te olanları da biliyoruz. Dedi ki gelmeyin daha fazla üstüme ya. O arada NATO içerisinde efendim NATO kalmalı mı, gitmeli mi, terörle mi uğraşmalı, A mı yapmalı, B mi yapmalı denirken Ukrayna olayı ile efendim NATO'nun ne kadar önemli olduğu tekrar ortaya çıktı filan. NATO Ukrayna olayında sınıfta kalmıştır bence. Gerçekten sınıfta kalmıştır. Ya sen kendi stoklarından Allah bilir hangi silahları sattın bu ülkeye. Amerika'dan da bahsediyorum. Ondan sonra bu adamların yani ölüp ortadan gidinceye kadar doğru dürüst ne bileyim ben füzeler bile konuşmadın, şu bu da konuşmadın. Kendin zaten gidip yardım etmiyorsun. NATO'ya almıyorsun. Ama bu arada ben Avrupa Birliği ile yani Ukrayna ve Moldavya ile şeyleri başlatıyorum. Yok canım. Allah Allah. Ondan sonra bu arada işte GKR'ye bizim stratejik partnerimiz. Biz vallahi işte öbür tarafta bir şey olursa olmaz öyle bir şey. Biz orada çok iyi karşılıklı işbirliği yaparız filan. Şimdi bunlar şeyin Biden yönetiminin ne kadar vahim bir durumda olduğunu, keza Blinken'in bir halt edemediğini. Şey başka söyleyin, Türkiye'de kardeşim sevmeyebilirsiniz ya, sevmeyin ama bizim başımızda, biz de yani ben de öyle sevmememe rağmen bir hükümet var değil mi? Kusura bakmayın. Bu hükümet var. Daha sonra bu hükümet değişir veya devam eder ama bir de Türkiye Cumhuriyeti var. Sen hükümetin başında Tayyip Bey var diye Türkiye'ye bilmem ne yapmaya çalışırsan, kalkarsan bu millette bak bambaşka şekilde bir arada durur yani. Anlatabiliyor muyum şey Ruşen'cim? Dolayısıyla ben şunu söylemek istiyorum. Dünya çok ciddi biçimde bir değişimden geçiyor. Rusya gerçekten emperyal bir millet. Çin emperyal değil mi aynı şekilde? Bir de bir şey söyleyeceğim. Yani Rusya'da yaşayan bir arkadaşımın çok ilginç bir şey tespiti vardı bana. Dedi ki Murat, hakikaten yani Batı'nın Rusya'yı tam anladığını, yani anlayabileceğini de ben zannetmiyorum dedi. Yani şey de aslında yani Rusya'yı daha fazla adamdan sayacak bir politikanın uygulamaya sokulması ve onu eski Sovyetler gibi bir düşman mesabesine getirmeye çalışmanın hiç alemi yoktu şeklinde konuştu. Ama şu da bir gerçek dedi. Yani eğer dünya o yolda gidiyorsa ve Amerika bu emperyal düşüncelerden vazgeçmiyorsa, Çin'e karşı bilmem ne yapıyorsa, Rusya'yı öyle görüyorsa, o halükarda Rusya da aynı şeyi yapacak. Rusya da emperyal. Ve de şunu iyi bil dedi. Bak biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşları dahil bizim kafamız dedi saat şeyinin yelkovanının dönüş yönünde çalışır dedi. Ya bazı durumlarda bana inan dedi Murat ya. Rusların kafası ters taraftan çalışır dedi ve anlayamazsın dedi. Yani bu kültürel değişiklikler var. Bu kültürel değişiklikleri eğer biz savaş sebebi veyahut da bu şöyle bak ben onu da yenmeliyim ki yani Ukrayna'da bu işi Ukrayna'nın yok olması pahasına yine de Rusya'ya öyle bir cevap vermeliyim ki bundan böyle başka bir şey yapamasına getireceğimize, Türkiye olarak aynen daha önce yaptığımız gibi çocuklar artık zamanı geldi değerli batılı müttefiklerimiz. Ve ben bunu söylediklerine de inanıyorum da maalesef itibar kalmadığından dinlemedikleri ortaya çıkıyor yani netice itibariyle. Ama NATO'nun da kendine gelmesi lazım. Yani bunu nasıl söyleyeyim kendi içinde hakikaten
İran'a karşı, şeye karşı, daha önce Sovyetlere karşı yapılan, yani o yaklaşımdan biraz daha farklı bir şeyler becerilebilmesi mümkün gibi gelir. Yani bu gidişat maalesef Rüşen, her iki tarafında daha fazla kutuplaşmasına neden oldu. Bunun batıdaki müsebbibi Amerika Birleşik Devletleri'dir. Doğudaki de malum şeydir, Rusya'dır. Sen böyle yaparsan ben de böyle. İki tane keçiyi şeyin telin üzerine çıkartıp, köprünün üzerine çıkartıp da birbirlerine vurdurmaya kalktın mıydı? Hadise bu oluyor. Ama diğerleri artık Avrupa ülkelerinin de mesela eğer kendileri birazcık daha savunma harcamalarını falan artıracak olurlarsa, o halükarda Amerika'ya sen de birazcık daha sakin ol. Ondan sonra öyle ne yaparsa yapsın, ne kadar adam öldürürse öldürsün, İsrail'i desteklemekten vazgeç. Orada tek tarafın galibiyetiyle sonuçlanacak bir şey hiçbir surette yürümeyecektir. Hep yeni savaşlara yol açacaktır. Onun sonucu iki devletli bir çözümdür. Yani bunu Netanyahu ile yapamazsın. Sen nasıl Beşar'ı sevmiyorsan, sen nasıl Putin'i sevmiyorsan, kusura bakma, dünyada Netanyahu'yu da sevmeyen o kadar çok adam var ki. Artı Biden'ı da sevmeyen var, Trump'ı da sevmeyen var, Tayyip Erdoğan'ı da sevmeyen var. Yani bunların hepsini aynı anda değiştiremeyeceğimize göre, değil mi? Yine de aklı selim sahibi birilerinin ortaya çıkıp, ey sevgili Cumhurbaşkanı ya da Sayın Cumhurbaşkanı, sen boş ver Lübnan'ın arkasında durup da İsrail'e karşı seni destekleyeceğim demeye. Sen Hamas'ın yanı sıra, yani bir de bizi lütfen sadece Filistin davası bağlamında, bu benim düşüncemdir, başkaları katılmayabiliyor. Evet, Hamas bir direniş örgütüdür. Evet, solcular da Hamas'ın direniş örgütü olduğuna dair her türlü şeye inanır ve yaptıklarını da kabul edebilirler. Ama ben o bölgede yaşamış bir insan olarak da şunu söylüyorum. Ben insanların mutluluğunu sağlayacak olan rejimlerin, sistemlerin Hamas, Hizbullah gibi örgütlerle, şeylerle sağlanabileceğine hiç inanmıyorum. Dolayısıyla onların bütün savaşma biçimleri de terördür. Bunu da görüyorum. Yani Hizbullah'ı şimdi biraz ayrı tutalım netice itibariyle ama ve de bu mezheptir, şudur budur, bunları daha fazla kaçırdığımız sürece bu iş olmayacaktır. Yani bir taraftan Hristiyan ve Müslüman şeyini kaşıyoruz, diğer taraftan da Şii, Sünni'yi kaşıyoruz. İstersen yani, burada noktayı koyalım abi. Bunlar bitmeyecek. Bitmeyecek. Evet. Çok yine keyifli bir sohbet oldu. Her şeyi konuştuk maşallah. Maşallah. Çok teşekkürler. Türkiye'nin stratejik tercihlerini emekli Büyükelçi Murat Esçelik'le konuştuk. Kendisine çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.